Herkese merhaba, Yeşil Düş Atölyesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Videoyu beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Bol yapraklarının verdiği güzellikten dolayı salon ve ofislerde dekoratif bitki olarak kullanılan Benjamin'den bahsedeceğiz bugün. Her ne kadar salon ve ofislerde 3 metreyi geçmese de boyu, aslında iklimi ve toprağı uygun olan memleketlerde 30 metreyi aşan büyük bir ağaç olarak gelişebilir. Kuzeyli rüzgarlar almadığı ve kısa sürdüğü takdirde -5 dereceye kadar soğuğa dayanabilir. Ege ve Akdeniz bölgelerinin tam deniz etkisinde olan ve düşük rakım bölgelerinde, özellikle güney cephelerinde, bahçelerde ağaç gibi yetişmesi mümkündür. Öncelikle şunu bilmelisiniz ki, bir Benjamin'in sağlıklı gelişmesi için en önemli şart hava akımları ve esintilerdir. Özellikle hava akımları olmaması gerekir gibi tavsiyeler Benjamin'in ölümüne yol açmaktadır. Her ne kadar direkt güneşe uyumlu olsa bile, direkt güneş almadan da şiddetli aydınlık yerde hiçbir problem çıkartmadan yaşayabilmektedir. Sadece koyu gölge veya gündüz boyu aydınlanmayan mekanlarda yaşaması, gelişmesi pek mümkün değildir. Benjamin için en önemli şey esinti demiştik. Sebepsiz sanılan zamansız yaprak sararması, yaprak dökümü veya birden bitkinin kendini salması hava akımları veya esintinin olmayışından kaynaklaşır. Gelişiminin durması, aylarca hiçbir yaprak açmaması, yeni bir yaprak vermemesi gene havasızlık veya yetersiz hava akımlarından kaynaklıdır. Yine her salon bitkisinde olduğu gibi Benjamin için de toprağın süzekliliği ve havadarlığı çok önemlidir. Eğer toprakta kökler sıkışıyorsa, havasızsa veya toprağın süzekliği iyi değilse, toprak çok ıslak kalıyorsa kök çürümesine sebep olur ve bu da bitkinin ölümüne neden olur. Salonlarda yetiştirmek için Benjamin bitkisinin toprağını 3 ölçü salon toprağı bitkilerine özel torf toprak, 1 ölçü ponza taşı karışımı kullanabilirsiniz. Sulama zamanına çok dikkat etmeniz gerekir. Yoğun yaprak dökme döneminde genellikle Kasım ortasından aralığın sonuna kadar toprak kupkuru oldukça yıkamalısınız. Diğer zamanlarda ise toprak üst yüzeyi hafifçe kuruduğunda sulama yapabilirsiniz. Özellikle sıcak yaz günlerinde eğer bulunduğu yer sürekli hava akımına, sürekli esintiye rahatlıkla erişebileceği bir yer ise her gün sulamanızda dahi sakınca yoktur. Rüzgar ile bol sulama bir araya gelirse Benjaminler çok güzel dallanıp budaklanır ve çok hızlı bir şekilde gelişimine devam ederler. Besin olarak ise sıvı bitki besinlerinden, genel amaçlı olanlardan ayda 1 defa veya 2 defa vermeniz onlar için yeterlidir. Normal sulamalarda mutlaka saksının alt deliklerinden su çıkacak derecede su dökmeniz gerekmektedir. Buna bütün salon bitkileri için önem vermeniz gerekiyor. Eğer az miktarda su kullanırsanız topraktaki zararlı maddeler akıp gitmez ve toprakta birikmeye devam eder. Bu da bir süre sonra bitkinizin ölümüne sebep olur. Ancak bol miktarda sulama yaparsanız topraktaki zararlı maddeler, birikmiş tuzlar, sulardaki sulama sularındaki klorlar, birikmiş klorlar saksının alt deliklerinden çıkıp gidecektir ve bu da bitki için çok faydalı olacaktır. Yıkamasına gelince, ne kadar sık yıkarsanız gelişimi o kadar güzel, o kadar iyi olacaktır. Benjamin'inizi alın, banyoya götürün, duş ile veya tazikli suyu yaprağın üstüne, altına, dallarına, her yerine tutarak adam akıllı yıkamasını yapın. Bu sırada toprağın ıslanmasında bir sakınca yok. Hatta sulama yapacağınız zaman götürüp duş aldırıp bolca su çıkmasını da sağlayabilirsiniz. Bir diğer konu ise saksı. Salon bitkileri köklerinin sığacağı kadar büyüklükteki saksıları isterler. İstisnalar vardır elbette ama bu istisnaların içinde Benjamin bitkisi yok. Benjamin'in saksısı da köklerinin sığacağı kadar olmalı. Gereksiz yere kocaman büyük saksılar kullanmayın. Toprak değiştirmeyi ise 2 veya 3 yılda 1 defa yapmanız yeterli. köklerin saksı yetersiz kalacak kadar çoğalmışsa sadece bir boy büyük bir saksıya veya maksimum 2 boy büyük bir saksıya aktarımını sağlayabilirsiniz. Saksı, toprak değişimi eğer bulunduğu yerde güçlü hava akımları oluyorsa yılın herhangi bir zamanında yapılabilir. Ancak bulunduğu yerde güçlü bir hava akımı yoksa sadece Mayıs'tan itibaren Eylül'e kadar yapmalısınız. Benjamin'in kökleri pek hassas değildir. Yani topraktan sökerken rahat davranabilirsiniz. Benjamin bitkisinin de dinlendirme süresi vardır. Ekim ayı sonundan itibaren Aralık ayının sonuna kadar sadece toprak adam akıllı kupkuru oldukça sulamalısınız. Besin vermeyin. Bu süreçte bitki besini ona zarar verecektir ya da gelişiminin devam etmesini sağlar ve dinlendirmeye girmesini engeller. Bu süreçte fazlaca direkt güneş ışığı alması da iyi olur. Bırakın istediği kadar yaprak döksün. Dinlendirme sonunda yani Aralık ayının son 10 gününde banyoya götürüp duş altında uzun bir süre yıkayın. Toprağı da bol bol sulayın. Bundan sonra yeri mutlaka çok havadar ve esintili olması önemli. Tam esinti olmasa bile mümkün olduğunca havadar olmasını sağlayın. Ve artık normal sulamaya, besin vermeye geçebilirsiniz. 10-15 gün içerisinde her yerinden yeni filizler çıkardığını göreceksiniz. Benjamin bitkisinde budamaları eğer hafif yapacaksanız bunu her zaman yapabilirsiniz. Ancak ağır bir budama yapacaksanız bunun için yaprak dökümü zamanının 3. haftasında yapmalısınız. Aralık ayının başı bunun için en uygun zamandır. O zaman korkmadan istediğiniz gibi budayabilirsiniz. Eğer Benjamin'inizi çoğaltmak istiyorsanız bunun için en uygun zaman Ocak ayının ortasından Mart ayına kadarki zamandır. 10 santim kadar 1 yaşını geçmemiş Benjamin dallarından kesip alın. Yapraklarını koparmadan en diplerinden makasla kesin. Sadece de en üstte 3 yaprak kalmalı. Çay bardağına yarıdan biraz fazla su doldurun, dalı içine yerleştirin. Suyu 10 günde bir defa değiştirmelisiniz. Bulunduğu yer havadar ve çok kuvvetli aydınlık olmalı. Biraz güneş alıyorsa bunun bir zararı yok. Köklenme yaklaşık olarak bir ay içinde başlar. Kökler en az 5 santim uzayana kadar bekleyin. Sonra eşit ölçülerde torf ve ponza taşı karışımına dikin. Karışım yeterince nemli olmalıdır. Ne çok ıslak ne de kupkuru olmayın. Diktikten sonra da kesinlikle sulama yapmayın. Bir poşete geçirip hava almayacak şekilde bağlayın. Direkt güneş almayan ancak kuvvetli aydınlık olan bir yerde bir hafta kadar bekleyin. Bu sırada kökler toprağa adapte olacaktır. Daha sonra naylonu çıkartıp güzelce sulayabilirsiniz ve tekrar kapatmanıza gerek yok. Yeri esintili olursa hızlı bir şekilde büyüyecektir. Benjamin'in en başlıca problemi yaprak dökülmesidir. En çok genel şikayet konusu zamansız yaprak dökümü. Eğer ki dinlenme döneminde ise yapraklarının 2/3 kadarını dökebilir. Bu çok normal bir süreçtir. Ancak dinlenme döneminde değilse mutlaka yer değiştirmesi gereklidir. Eğer yeri havadar değilse Benjamin'iniz yapraklarını dökmeye devam edecek ve ölüm sürecine girecektir. Hava akımı olmayan mekanlarda kesinlikle Benjamin bakımı yapılmaz. Bir başka zararlı ise örümcek bitlerdir. Bunlara da her ilaç fayda etmiyor. Benjamin'in yaprakları bitlenebilir, birçok parazit türlerinin de Benjamin'lere musallat olabilir. Bunlar için bitki bitleriyle ilgili mutlaka bitkinizin bakımına dikkat etmeli ve ona uygun şekilde bakım yapmalısınız. Bitkinizi mutlaka yıkama yapmasını söylemiştim. Ne kadar sık yıkama yaparsanız parazitlerden de o kadar etkili bir şekilde koruyabilirsiniz. Benjamin bitkisinin yıkanması onun birçok parazitten korunmasına önler. Başka bir zararlısı ise dallarda mercimek tanesi kadar kahverengi kabartılar oluşması ve dalları, yaprakları yapış yapış etmesi. Yani koşnil türlerinden bir parazittir bu. Zirai mücadelede ilaç satıcılarına sorup gereken ilacı alın ve tarifine göre uygulayın. Sormak istediğiniz bir soru olursa bunu yorumlarda belirtebilir veya Yeşil Düş Atölyesi Instagram sayfasından bana ulaşabilirsiniz. Başka bir bitkide görüşmek üzere. Hoşça kalın.